Sayın izleyiciler, Adana Ceyhan ilçemize bağlı Salkaya beldesi tüm şehir yasasıyla kapatıldı. Burası mahalleye dönüştü. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihe geçen Kasım Tunç ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüşen beldelerimizi ziyaret ettiğimizde vatandaşımızın hep şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Hizmetlerin yapılmadığını, evet, çöplerin temizlenmediğini, çevre temizliğinin olmadığını, ilaçlamaların zaman yeterli olmadığını bahsediyorlar. Bu konuda kamuoyunun bilgisine sunmak ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü ve Alemdar Öztürk Ceyhan Belediye Başkanımıza iletilmek üzere röportaj yapacağız. Evet muhtarım, bu beldemizin halkının ne gibi sorunları var? Size ne gibi sorunlar iletiyorlar? Ya valla işte bizim sorunlarımız şu. Altyapı. Altyapı yok bir sefer. İkincisi temizlik üzerinde diyor. Aynı abimin dediği gibi çarşıdan ana yoldan gidiyor. Budur. İki, mezarlıkla temizleniyor. Suyumuz kesiliyor. Bir suyu var yetmiyor. Evet. Bir de tumluya veriyorlar. Elektriğimiz kesiliyor. Yani hizmet yok. Belediye varken hizmet vardı. Evet. Parklar temizleniyordu, yapılıyor. Geç şimdi parklara geçsek göstereyim şimdi size. Onlar da resmi yiyeceğiz. Parklar o keza, mezarlıklar o keza, su yok o keza, ceyran gelmiyor, kesiliyor o keza. Yani bir hizmet, belediye gitti, hizmet de gitti. Mezarlıkla temizledim, yazdım abi, verdim çantamda şimdi aldım. Evet, şimdi geçen bir şeyde, Dokuz Tekne Köyü'nde Sayın Hüseyin Sözlü bir görevli görevlendirmiş bir tane mezarlıklar müdürü. Evet, İmdat Bey, görüştüm ben ona, gittim. Geziyordu, İmdat Bey, sorunları, dedi hep bütün mahalleleri geziyorum, yerinde tespit ediyoruz sorunları, bunların hizmetleri yapılacak, artı diğer eksiklikleri de not alıyoruz, hangi nereye müracaat edecekleri konusunda muhtarlarımızı yönlendiriyoruz dedi efendim. Evet. Güzel bir hizmet. Şimdi, inşallah bu konu devam eder. Yani hepimizin gideceği yerler biliyorsunuz bu dünyaya kimse çivi çakmıyor. Hepimizin gideceği yerler orası efendim. Şöyle bir şey var. Doğrudur da hizmet de, yani şimdi yetişmiyor hizmet. Evet, hizmet gelmiyor hizmet değil mi? Yetişmiyor. Şimdi evet. Şöyle bir şey vardır ki bir cenazen olsa bir mezar kazdıracaksın. Hal ediyorsun. Ama evvel burada varken, belediyem varken belediye hemen al ediyordun, hemen geliyor mezarı seneler önce gidiyor kazıyordu. Evet maalesef. Yani şimdi hizmet yapıyorduysa yalan söyledik. Evet. Ama biz de uğraşıyoruz ama bak gittim ben imdat Bey'e. Amacımız hizmetin yapılması işte, değil mi? İşte abi ben gitmedim mi ya, mezarlıklara gittim işte. Evet. Her tarafa aldım, belgelerini aldım ha işte. Evet sayın izleyiciler, evet. Muhtarımız İmdat Bey'den aldım, evet Hüseyin Sürü'ne gönderdim. Ben dün beraberdim, yanındaydı. Gerekli yerlere müracaat etmiş. Mahallesinin, evet. Mahallemizin daha mahallesinin, evet. Daha Sağkaya'nın, evet. Sorunlarının çözülmesi, çözüme kavuşması, evet. için, evet. Mahalle halkının kendisine vermiş olduğu, evet. oy, evet, doğru. karşılığını, doğru. Vermek için, evet. doğru mu? Beklentileri boşa çıkartmamak için, evet, daha doğrusu doğru. diyelim. Yani doğru. Daha önce de muhtar arkadaşımız Kasım Bey mahalle muhtarıydınız, evet. değil mi daha evet. önce de? Evet, evet. Buranın, burası kaç mahalleydi? İki mahalle İki mi? Mahalleydi. İki mahalleydi. Yaşardı, hangi mahallenin muhtarıydınız? Yaşardığı Cumhuriyet'ti. Ben Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarıydı. Eski muhtarınız. Kaç dönem yaptınız muhtarlığı? Bir dönem, bu iki dönem. Bir dönem yaptınız ama şimdi komple Sağkaya'nın muhtarı oldunuz. Çünkü o diğer mahalle kapandı. Tek mahalleye düştü tüm şehir yasasıyla. Evet efendim. İçme suyu, elektrik kesildiği için mi kesiliyor yoksa suyumuz yetersiz mi şimdi geliyor? Şimdi su da yetersiz, ikinci bir kuyu vurdu, ben onu da yazmışım şeyime de. Şöyle bir şey var, orada vanayla gidiyor, oynuyorlar, kapanıyor, bilmem su geri tahliye ediyor, bizim buraya su gelmiyor. Bir ikincisi, bir de bizim şu Tumlu köyüne de su veriyorum. Orada bizim suyumuz Adana yolundan geliyor. Evet. Oradan geliyor. Gümürdü'den, karayolların oradan geliyor. Evet. Eski karayolların oradan geliyor. Gümürdü'nün köyünün oradan geliyor. Bu ikili suyu bağlamadılar. Evet. Oradan bir vanayı açıp kapatıp, haydi bu köy komple su kesik oluyor. Su yani kesiliyor. Su sorunumuz yani, acil. Evet. Su evet, sorunumuz acil. Sayın muhtarımız su sorunu acil diyor. Biz de buradan muhtarımızın sesiniz Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'ye iletiyoruz. O da ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat bilgi verirse bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz, evet. değil mi efendim? Evet, doğru. Su eşittir hayat diyoruz. Su olmazsa hiçbir şey yok. Ama işte meydanda. Evet. Yani çok kesiliyor. Bir de ikincisi ceyran geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ceyran kesilmiş, su kesiliyor. Evet. Şimdi diyeceksin ki ya niye efendim ceyran olmasa su olmuyor. Su olmuyor. Dalga evet. çekmiyor, suyu evet, çekmiyor. Sonra evet. çeksek ya bu Sağkaya ile Tumru yetmiyor. Kesik. Evet. Hiçbirimiz de faydalanamıyoruz. Evet. Ama burada şimdi
Bizim şurada Körene mezarlığımız var yakında. Evet. Orada suyumuz hazır, vurdu, devlet vurdu. Şebekeye şimdi bağlanmadı. Şebeke bağlanmadı. Şebekeye öyle bağlanmadı. Dalgıcı mı atılmadı efendim? Dalgıcı atılmadı. İşte şebeke, ceyran tesisatı kurulmadı. Ceyran tesisatı kurulmadı. Evet. O var başkanım, yani. Başkanım, yani burada içme suyu kuyusu vurulmuş ancak teşkilatı elektrik hattı çekilmemiş. Evet, artı bağlanmamış şebekeye. Evet, fazla bir zaman almaz bu. Hazır kuyu. Yani bir iki günde çözülecek bir sorun. Doğru mu evet, efendim? Doğrudur. Evet, içme suyu. İçme suyu sorununu muhtarımız acil çözüme kavuşturulmasını istiyor. Biz de Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak istiyoruz efendim. Evet, başka muhtarım bir de bu kapanan belediye binasından bir oda istiyor muhtarımız. Evet. Verilmemiş diğer kapanan beldelerde muhtarlarımıza belediye binasından oda verilmiş. Hamdilli'de gördüm. Muhtarımız genç bir arkadaşımız. Evet. Ona güzel bir oda vermişler. Efendim başka kapanan yerlerde de yine vermişler. Sarımazı da orada verildiğini söyledi çocuk. Muhtar arkadaşımız. Sağkaya'da verilmemiş. Evet, verilmedi kardeşim. Buraya da muhtarlık odası ve içinin masa sandalyesi donanımlarına verilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Tabii işte, yani şu yan tarafımızda Osmaniye'nde Kırmıtlı bendesi kapatıldı muhtara. Ne güzel, belediye başkanının odasını vermişler. Masa sandalyesi pırıl pırıl. Hiçbir şey vermediler, evet, oda da yani vermediler. Bu mahalle, bu beldeyi diyelim artık ya, kapanan belde, mahalle oldu. Bunu da muhtarımız yönetecek değil mi efendim? Evet, yani buranın genel idarecisi yani. Nasıl ilçede kaymakamsa burada da muhtar arkadaşımız burayı idare ediyor. Evet. Nüfusu ne kadar efendim buranın? Kaç hane? Vallahi buranın nüfusu önce 2024'dü de ama şimdi çok düştü. 2024. Göç çok oldu göç. Evet. 2024'te şimdi düştü. Evet. Evet sayın izleyiciler, yine burası birçok ilçemize eşdeğer bir belde. Çünkü Türkiye genelinde yapmış olduğumuz röportajlarda küçük ilçeleri görüyoruz. Biz mesela Karaman'ın Ayrancı ilçesi 2100 nüfusu var. Yine Başyal ilçesinin 2000 nüfusu var. Sarıbeller'in 3000'e yakın nüfusu var. Orası da çok düştü bence. 2000'e falan düştü. Osmaniye'nin Sumbas ilçesi küçücük bir ilçe. Yine Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi küçük bir ilçe. Ve her tarafında küçük Karakuyu bir köyü vardı. Orası daha orayı geçti. Efendime söyleyeyim. Ya böyle saymakla bitmez. Kilise yine Musa Beyli ilçesi var 2000 nüfusun civarında. Yani burasının da kapanan bir beldemiz birçok ilçenin nüfusuna eşdeğer. Yani bir muhtar arkadaşımız burayı idare ediyor, yönetiyor. Halk sorunları olduğu zaman geliyor muhtarımıza derdini anlatıyor. Çok zaten biz gazeteci olarak görüyoruz. Arıyorlar muhtarım elektrik kesildi ne zaman aynen gelecek? Doğru, aynen doğru. Muhtarım su kesildi ne zaman gelecek? Evet. Muhtar patlağı mı koysun, elektrikçiye mi koysun? Ne personeli var, yok ne malzemesi var, ne ekipmanı var. Var mı efendim? Muhtarlarımız hiçbir şey yok sayın izleyiciler. Bir mühür var, evet, Sağkaya halkına sesleniyorum. Artı bu mühür parası istendi biliyorsunuz. Doğru mu efendim? 75'er lira. Ben doğru, şöyle doğru. Ben gittim. Yok abi, ben kendim gittim oraya. Kaymaktan dedi ki ne böyle böyle dedi. 70 lira 50 kuruş şey ödeyeceksin dedi. 70 ben gittim Vakıf Bank'a gittim. Evet. Oraya gittim dedim böyle böyle dedim ya, bu mühür parası alıyorum. He dedi 80 lira 50 kuruş vereceksin. Dedim ya 70 lira bu 80. 80 lira 50 kuruş mühür parası verdim. 80 lira mı verdiniz? He 80 lira evet, mühür parası. Evet, biz onu 75 lira yazdık. Muhtarlar bize 75 lira dedi. Bak, yok abi ben 80 lira aldım. Size gördüğünüz gazete, verdiğimiz gazetede. Yok, Türkiye 80. Muhtarlar şeyi, Genel Başkan Yardımcısıyla röportaj yaptık. Türkiye Köy ve Mahalle İdareler Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız muhtarlarımızdan 75'er TL mühür parası alın dedi. Biz bunu iade edilmesini istiyoruz. Çünkü devletin mühürünü muhtarlara zimmetli veriliyor. Bir de ücretini muhtardan arıyorlar. Aldı 80 lira. Önümüzdeki dönem bu arkadaşımız aday olacağı kesin değil. Kazanacağı kesin değil. Devletin doğru. Mühürü bu. Evet. Neden muhtarlarımızdan para karşılığı bu mühür? Bir de zimmetli veriyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Arkadaşlar şimdi bize şaka yapıyor. Süleyman şaka Bey bu mühürü diyor ben paramdan aldım. Evet. Muhtar seçilmezsen bu mühürü ben hatıra olarak saklayacağım diyor. Doğru mu efendim? Evet. Çok güzel. Bak biz de muhtarımızı güldürdük sayın izleyiciler. Muhtarımız aynı zamanda hacı muhtarlarımızdan bir tanesi. Evet, ilk olarak biz sakallı muhtarımla röportaj yapıyorum gazeteci olarak. Kaç yılında haca gittik efendim? Vallahi ben seçilmedi. 2009'dan 2007'de gittim. Evet, 2007 yılında haca gittiniz. Allah bize de inşallah nasip i̇nşallah, eder. İnşallah nasip olur. Kutsal toprakları biz de görmek istiyoruz. İnşallah. Evet. Vallahi evet. Bizim bir de onları geçmeyenlerin çoğunu yazdım da şöyle yollarımız bir şey nasıl efendim? Yollarımız
Gelsin görsünler, ben de şimdi atıp tutmuyoruz. Görsünler hep. Essek, kessek, geçsek. Yapılı değildi. Şurada biraz işte şu ara yol var bak şu. Evet, karşıda ara yol var. Gör, o var başka. Ha, başka da yok zaten. Okul var. Bu eski belediye muhasebe müdürüydü o zaman işte. Evet. Biliyor kendi, ben ne söylesem şimdi yalana gerek yoktur. Görsün onu. Bir de ilaçlama üzerinde belediyemiz var iken, ilaçlamız filan her şeyi sinek bulamazdı. Evet. Çok muazzamdı. Dün müydü evvekim, yalan olmasın, ben bindim gezdirdim. İlaç atıyor dedim, bak ben bunları anlamıyorum. Evet. Sen bunu duman muman verip de ilaç milaç koymuyorsan bizi kandırma dedim. İyi demiş. Çok söyledim, günahı senin boynuna dedim. Hiç koku yok. Babana rahmet bak. Evet. Babana rahmet, doğru söylüyor. Dedim bak hani kokmuyor dedim, bak filan dedi. Ben anlamam dedim, günahı sana. Şimdi belediyem varken zehir, mehir, sinek göremezdin. Hiç böyle şöyle de tertemizdi. Sinek minek yok. Şimdi her taraf sinek oldu. Evet. Onu gayrı, ona da bir çare. Evet, çare istiyoruz. Bir de bu ana yollarda işte görürsünüz. Evet. Onları çekeceğim efendim. Bu şey şimdi adını sen söyle. Geçtiği yerlerden kaleler alacağım. Adana'ya bağlıymış. Buraya yapmadılar. Adamlar geldiler. Evet, burası karayolları ağında. Adana'ya ait dedi. Evet. Üç tane de park vardı. Cihan'dan geldiler onlar. Üç tane o parkı çocuk temizledi. Parkı temizlediler. Hepsi, başka bir şey yok yani bunda. Evet, çöp sorunu Ceyhan İlçe Belediyesi çözecek. Mezarlıkların temizlenmesi, çöp sorunu bunlar. Evet, mezarlıklar temizlenecek buradan. Sonra ben onu yazdım oraya. Evet, ilgili arkadaşımız onu. Bak şunlardan bunu, ne diyor, evet, konteyner mi diyorsun? Konteyner, evet. Bizimki de bak eksik. Eksik mi efendim? Eksik, çok eksik. Fıçı batıyla, fıçı batıyla. Fıçı olmaz efendim, fıçı olmaz. Çarşı merkezinde var, diğer yerlerde yok. Biz çöp konteynerlerinin tamamlanmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Siz de gördünüz, gök gürültü var. Az sonra yağmur yağacak büyük ihtimalle. Evet. Hava kapalı. Bu Sağkaya mahallemizin halkı misafirperver, kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bizi gazeteci olarak güzel ağırladılar. Burada da köy halkı, mahalle halkından. Evet, evet. Abicim isim neydi? Cumali. Cumali Bey. Mehmet Necip Bey. Evet, Mehmet Necip Bey. Amca? Ben buralı değilim. Evet, oralı değilmiş. Evet, sizler ne eklemek istersiniz efendim? Ekleyeceğim bir şey var, söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Valla zaten muhtarım söyledi zaten, bu eksiklikler var işte. Evet, her şeyi söyledi. Yok, doğru mu efendim? Işte. Evet, bizim doğru. Belediyemizde mevcut bulunan masa, sandalye, cenazelerde. Evet. 30 tane hepsi masa. Onları alıp götürmüş ya, burada bir şey kalmamış. Evet. Bir de çadırlarımız vardı. 30 çadırlarımız vardı. 30 tane sandalye var, çadır gidikti. Çadır aynı zamanda belediyenin değildi. Evet. Vatandaşın biri hayrına yaptırdı, bıraktıydı buraya. Evet. O da yok burada. Kim almış götürmüş? Belediye almış. Belediye almış. Ceyhan Belediyesi aldı. Evet. Değil mi efendim? Ceyhan yani Belediyesi. Halkın yani. Burada vatandaşın. Vatandaş bunu hibe etmiş, evet, sayın izleyiciler. Evet. Yani burada zengin bir vatandaşımız hayrına çadır yaptırmış. Sağkaya halkı kullansın diye bu çadırın bu tekrar muhtarımıza iade edilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Evet, istiyorum. Hayır, evet. Edilmedi. Artı zimmetlenen malzemelerin, evet, odasını da muhtarıma anahtarını da istiyorum ben. Tahsis edilmesini istiyoruz. Evet. Malzemeler zimmetlenmiş. Muhtar odası istiyorum. Evet. Muhtar odası anahtarını istiyorum. Anahtarını verilmesini istiyorum. İstiyorum tabii canım. Muhtarlık odasını istiyorum. Evet. Biz zaten istiyoruz onu efendim. Evet. Yani. Bir ikincisi sayın abim, şöyle bir durum var. Verilen bir şeydi. Anahtarı teslim edilmemiş. Edilmedi. Evet. Mesuliyeti ne yani o zaman? Mesuliyet kabul etmiyoruz, değil mi? Bunu kayda alıyoruz şu anda. Evet, sayın izleyiciler. Devlet şeyi yani var, seçim kurulunun sandığı var abi. Ya 6-8 tane pravanaları var. Her şeyi var. Var. Yani onlar bana zimmetlendi. Muhtarlarıma zimmetmişler. Anahtarı vermedi. Anahtarını teslim etmemişler sayın izleyiciler. Evet, evet. Yetkililerin dikkatine sunuyorum. Türkiye'de Mutlaların Sesi gazetesi olarak. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.